Bugün pazartesi ve ben çocukları İlhan'ın yanına götürüyorum, garaja götürüyorum. Ben de ondan sonra süpermarkete gideceğim. Çocuklarla birlikte süpermarkete gitmek istemedim. Böyle büyük büyük şey astılar, işte bilgi şeyi astılar. 1,5 metre, en az 1,5 metre mesafe tutun diye. Çocuksuz gitsem daha hızlı, daha kolay olur. O yüzden azıcık babaların yanında bekleyecekler. Ben de böyle yumurta, ondan sonra ekmeğimiz bitti. İnşallah bulabilirim. O yüzden sabah gidiyorum. Aslında bu saatlerde biz masada ders çalışıyoruz ama şeyi bırakmak istemedim, özellikle yumurtayı. Bugünlük böyle olsun. Kijk verrassing voor je. Wat? Ik heb een leuke verrassing voor je. Kom. Alleen niet voor jou, Mertje, want eigenlijk was het niet voor mensen bedoeld. Yanlış gelmiş. Per ongeluk naar ons gestuurd. Ik heb iets anders gekocht. Postayla yanlış gönderilmiş. Ondan sonra şirket dedi ki, kızınız varsa kızınıza verirsiniz demiş. Araba parçası alıp tamamen farklı bir şey gelmiş. O bir tane de değil. İki tane. Şey al, benim aldığım şey aynı numarayla bunları gönderdi onun yerine. Evde kendim ekmek yapmayı deneyeceğim. Bilmiyorum başarabilecek miyim. Ekmek yapmak kolay bir şey değil. Ama denemek istiyorum. Önce bir anneme soracağım, annem biliyor mu diye, annem bana şey versin. Ama evde şey de yok. Maya da yok. Maya da hiçbir yerde bulunmuyor. Un yok, maya yok. Çocuklara direkt omlet yapacağım. Bu sabah yiyemediler. Biz de öğlen yemeği olarak omlet. Çok seviyorlar yumurtayı. Dört yumurta, birazcık süt, tuz, rendelenmiş kaşar peyniri. Aldıklarımda bayağı şanslıydım. Yani popcorn'un sonuncusunu ben aldım. Nutella'nın sonuncusunu ben hep sonuncular bana denk geldi. Öyle olduğunda da insan bir garip oluyor yani, ne bileyim. Sonuncusunu almak. Markette alışveriş yaparken anons da ettiler işte. Ailece gelmeyin diye. Aileden sadece işte mümkünse bir kişi gelsin diye. Ondan sonra işte alışveriş yaparken en az 1,5 metre mesafe falan. Herkes de uyuyor yani. Güzel, herkes uyuyor. Öyle şey yapan görmedim. Kasalarda bile yerlere bant yapıştırmışlar. İşte 1,5 metre de bekleyin diye. Öyle. Pamuk, muz, çeri domates. Bu mikrodalda popcorn'un sonuncusunu ben aldım, işte bu sonuncusuydu. İçinde 3 tane paket var. Bunu İlhan da seviyor, çocuklar da çok seviyor. Şöyle. Bu mavi değil miydi? Kırmızı çöktü. Bir de yanına ekstradan böyle hazır tatlanmış aldım. Soğan. Ayet götürdüm. Ispanak. Ondan sonra Mert bunu çok seviyor. Ayır kuku, yumurtalı ekmek. Ama şekerli. Yani sağlıklı kategorisine girmez yani. Şekerli ama güzel. Ben de çocukken çok yedim onlardan. Baharat. Yumurtanın her zamanki aldığım o büyük paketlerden yoktu ama iki tane. Ben de onluk aldım. Yani 20 yumurta. İki tane kabak. Şey bulamadım. Yaş maya bulamıyorum. Hiçbir yerde yaş maya bulamıyorum. Ama bunlar iki tanesi son. İki sonu da ben almış oldum. Bu da kuru maya. Bundan aldım. İçinde 3 tane var. Toplamda 6 paket kuru maya. Bizim Mert'le birlikte sevdiğimiz sütlü kurabiyeler. Bir tane büyük Nutella. Milföy hamuru.
rendelenmiş kaşar peyniri. Bu da kuru maydanoz baharatı. Bu da bir frizlik bezelye. Normali kalmamıştı, organik aldım, daha iyi ama başka çarem de yoktu zaten. Organik difriz bezelye. Smoothie yapmak için ananas parçaları. Bu da difrizlik. Her şükür. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi kışakta ne etiket neydi? Biz derse başladık. Mert günleri ve ayları öğreniyor. Bizim printerimiz bozuk. Görmüşsünüzdür blogda. Garajda da bir tane büyük printer var. Bir tane yedekte tuttu. Başka bir printer var. Bunu eve getirdi. Onu deneyeceğim şimdi ama şeyi yok. Elektrik kablosu yok. Ama egregious needs. Hı? Yardım edeyim. Kijk, hij vraagt: wat is de legende? Wat heb je nodig om de kaart te kunnen lezen? Deze? Ja. Zie, anders kan je de kaart niet lezen. Bunu getirdik garajdan. Şöyle USB kablosu var ama Ceren kablosu yok. Evdeki olur dedi. Onların hepsi aynı dedi. Het is vandaag 23 maart. Mertje, waar is 23? 25. En 24 en 26 en 25 en 29. Goed kijken. Waar is 23? Ja, dat is 23. Dat mag ik oppakken. En dan wat is, welke dag is het vandaag? Het is de eerste dag van de week. Ik kan niet Jezus. Nee, wat is de eerste dag van de week? Maandag. Tadaa, je hoeft niet te lezen. Eerste dag van de week is maandag. Dus dan maandag, ja, 23. En dan hier mag je dan tekenen hoe het weer er vandaag uitziet. Wel lekker zonnetje. Oh, pak even door. Wel lekker zonnetje. De eerste dag van de week. Maandag. Het is vandaag de... 23. Goed zo. Kijk eens naar buiten. Regent het? Wat is het weer vandaag? Wat zie je allemaal? Zonnetje. Ja. En ook schaduw en licht. In het vakje dan mag je het weer tekenen. Het zonnetje en zo. Ja? Aha. Çocuklar bahçede biraz hava alıyorlar. Ben de printer'ı bağlamaya çalışıyorum. Oldu. İlan dediği gibi. Çok yavaş gidiyor da ya. Birazcık daha hızlı gitseydi. YouTube olmasa hiçbir şey yapamayacağız. Şeye gerek yokmuş. Software'e gerek yokmuş. Windows 10 otomatikmen ayarlarını yapıyormuş. Ve gerçekten de buldu. Kendi kendine böyle açıldı. Onu şimdi yüklüyor. Ben de akşam yemeği için tavuklu sebzeli dürüm yapıyorum. Böyle köpekli dürüm. Normalde büyüklerini alıyorum ama yoktu. O yüzden böyle küçük, bu da kibar kibar istiyorum. Bir tane de avokado doğradım. Şöyle.
Çocuklar banyo yaptılar, yapacaklar. Şimdi oy maşallah. Hoş hoş. Ne yapıyorsun be? Melis'in yarınki ödevini print yapıyorum şu an. Bir de böyle ekstra öneri olarak çocuklarla birlikte pizza yapmak geldi böyle. Biz zaten yeterince şey yapıyoruz çocuklarla birlikte ama yine tam iyi print yapmıyor bu. Geçen hafta yaptığımız bunların hepsi bitti. Yani bunların hepsini yaptık. Onu şimdi bunun içinden çıkarıyorum. Yoksa çok zaten görüyorsunuz bir haftada bayağı bir çok ders yaptık. Bu sadece yazma. Bir de okuma. Tam bir şey anlatıyorum. Şarj bitti. Geçen hafta işte sadece yazma buydu. Onun yanında bilgisayarda hesaplama yapıyor. Ondan sonra bilgisayarda bir de böyle işte bugünkü gösterdiğim işte tabela, grafiki. Ondan sonra başka ne yapıyor? Ha, kitabı var. İki tane kitabı var. Okuma yapıyor. Bu yazma, hesaplama bilgisayardan. Ha, bir de şey var. Bu var. Bununla da böyle yazmayı öğreniyor. Hümpi dümpi dedi bir kitap var. Bu kitaptan da ders yapıyor. Alınacağınız bayağı ders var yani. Hepsini böyle bunun içine koyuyorum. Güzel güzel. Ama bir taneleri çıkartıyorum içinden. Yoksa bu hemen yani bu kadarcık bir şey olur. Bunu ayrı böyle bir şey bulmam lazım. Bunlar bitti. Ayrı bir şeyin içine koyup onları saklayacağım. Bu yarınki çarşamba, perşembe, cumaya kadar işte böyle ne yapması gerektiğini yazıyor. Benim de kafam karışmasın diye. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yarınki videoda görüşmek üzere. Bye bye.